Hasan Öztürk. 15 Temmuz ruhu Kızıl Elmaya yürüyor. 15 Temmuz'un yıl dönümünde millet köprüye aktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yine doldu taştı. Hep birlikte darbeyi tarihe gömdüğünü, FETÖ'cü alçakların canına ot tıktığını, çok uluslu güçlere karşı nasıl bir millet olduğunu bir kez daha haykırdı. Sadece köprüde mi? Hayır, İstanbul'un Saraçhanesi'nde, Ankara'nın Kızılay'ında, memleketin diğer şehirlerinin meydanlarında, tıpkı 2016 yılının 15 Temmuz gecesindeki gibi, dipdiri bir ruhla millet gece boyu ayaktaydı. 15 Temmuz'un bir ruhu var ve o ruh Türkiye'yi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacak. İnanıyorum, 15 Temmuz'un ruhu küçülmeyi değil, büyümeyi tercih edendir. O ruh modern müstemlekeliği değil, bağımsızlığı tercih edendir. İşte o ruh ki El-Baba, Afrin'e, terör yuvalarına yürüdü. 15 Temmuz'dan sonra, yürürken bir mefkureyi haykırdı. Kızıl Elma dedi, İlahi Kelimetullah dedi, Devlet ebed müddet dedi, terörün inine girdi, mazlumların umudu oldu. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da kuruldu. 15 Temmuz ruhu Türkiye'de sistemi de değiştirdi. O gece sokakta tanklara, mermilere, uçaklara karşı birlikte omuz omuza mücadele edenler daha sonra aynı kader birliğini siyasette de sürdürdü. Gerçi yerin birlikte olalım denilen bazılarının kibiri yüzünden küçük ayrılıklar yaşanmadı değil ama yine de Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhunun tezahürüdür. O ruh Türkiye'yi dönüştüren, büyüten, güçlendiren ruhtur. O ruh vesayete boyundurağa direnen, din kisveli terör örgütü FETÖ'nün alçaklarına dur diyen, giydirilmek istenen deli gömleğini yırtıp atan ve çok uluslu güçlere baş kaldıran milletin ruhunun ta kendisidir. Bir de 15 Temmuz'u duyunca irkilenler var. Milletin şehit olma pahasına direnci birilerinin zoruna gidiyor hala. Birileri hala 15 Temmuz'u hafifletmeye, yok saymaya ya da itibarsızlaştırmaya çalışıyor. İsmi lazım değil. Bazıları 15 Temmuz'u hatırlatacak hiçbir faaliyetin içinde olunmamasını tavsiye ediyor muhiplerine. Kimi ise bir destanı perdelemek için mağdur söylemleriyle kulak tırmalıyor. Oysa ne yaparlarsa yapsınlar, perdeleyemeyecekler ve 15 Temmuz ruhu bu memleketi hak ettiği bağımsız bir ülke yapmak için her fırsatta dirilecektir, göreceksiniz. Yoksa Afrin'e yürüyen o aslan parçası nereye gidiyorsun dendiğinde kızıl elmaya demezdi bilmez misiniz? FETÖ ile mücadele 40 yılı da aşacak. FETÖ ile mücadele 40 yıl sürecek diyen bir dostum vardı. 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminden sonra kurmuştu bu cümleyi. İlaveten doğrudan Erdoğan'ın canına kastetmiş bir yapıdan bahsediyoruz diye de eklemişti. Henüz 15 Temmuz olmamıştı bunları söylerken. 15 Temmuz darbe ve iç işgal girişiminden sonra gördük ki bu örgüt sinsi sinsi devletin her alanına sızmış. Bütün kurumlarına çöreklenmiş, cüretkarlığı bundanmış. O yüzden FETÖ ile mücadelenin 40 yılı bile aşacağını söylemek artık abartılı olmaz. Bir hakkı teslim edelim. Örgütün en azından operasyonel kolları bacakları kırılmış durumda. Mekanizma işleyemez halde devlet içinde. Her geçen gün tasfiyeler devam ediyor. Buna mukabil şimdiye kadar alışık olmadığımız, bilmediğimiz bir örgüt yapısıyla karşı karşıya olunduğundan mücadelede zaman zaman aksamalar ve yavaşlamalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile içinde muazzaf askerlerin de bulunduğu binlercesi tasfiye edildi. Bana kalırsa sadece asker, polis ve yargıda değil, daha birçok bakanlıkta ve akademide FETÖ'nün artıkları hala var. Bunların bir kısmı kafasını gömmüş gün sayıyor, umudunu başka seçimlere, başka kalkışmalara, başka başka müdahalelere bağlamış bekliyor. Bazıları ise korkudan FETÖ'cü olmadığını ispatlamak için açıktan onunla savaşıyormuş gibi yapıyor. Son KYK ile ilişiği kesilenlerin akademi listesine baktım. Hala birilerinin isimlerini görmedim mesela. Her neyse diyeceğim o ki bu örgütün hala sinsice aramızda dolaşan elemanları var ve hala umutlarını tüketmemiş bekliyorlar. Bu mücadele 40 yılı aşsa da devam edecek bir mücadele. Bir an olsun ihmal etmeye gelmez, atalete düşmeye gelmez bilinsin isterim. Kılıçlaroğlu topal ördektir artık. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki genel başkanlık kavgası kızışıyor. CHP'nin seçimli kurultayı yapılabilecek mi 15 gün içinde göreceğiz. Delegenin tavrı önemli buraya kadar her şey Kılıçdaroğlu'nun lehine gibi gözükse de inceyi arayan Amerikalılar meselesi biraz dengeleri değiştirmiş görünüyor. Seçim sırasında Amerikalılar beni aradı ve diye cümleler kurmuştu biliyorsunuz Ince. İnce o Amerikalıların isimlerini de açıklayacaktı seçimden sonra ama yapmadı. Şimdi o Amerikalıların İnce'nin kulağına sadece FETÖ'ye ilişkin şeyler söylemediğini anlıyoruz. Mesela dayan İnce, seni CHP'ye genel başkan da yapacağız denmiş de olabilir. Zira İnce seçimden sonra gözünü koltuğa diktiğini alenen ilan etti. Kılıçdaroğlu cephesinde ise öfke kontrolü süreci yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nu bazen çok öfkeli, bazense aşırı duyarsız görüyoruz. Sanki sakinleştirici almadan önceyle aldıktan sonraki hal gibi. Demiştim Yine diyeyim. CHP'de cin şişeden çıktı. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruması artık çok zor. İnce ile Kılıçdaroğlu arasında bir kumaş farkı var mı yok mu başka bir tartışmanın konusu olsun. Lakin Kılıçdaroğlu topal ördektir bundan sonra bu böyle bilinsin isterim. Haksız mıyım? Hasan Öztürk, Yeni Şafak.